Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda iPhone 14 ile iPhone 13 arasındaki farkları anlatacağım ve aynı zamanda hangisi tercih edilmeli ve kimler için uygun gibi senaryolar, ki farklı farklı senaryolar var elimde. Onlara göre bazı yorumlarım olacak arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz iPhone 14 ailesi tanıtıldı. 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max olmak üzere 4 tane sürüm var. Şimdi bu 4 sürümde zaten Pro olanlarla ilgili bir yorum yapmaya çok gerek yok çünkü işlemci farklılıkları var. Bir önceki sürüm olan iPhone 13'te Pro modellerinde A15 Bionic işlemci kullanılıyor. 14 modellerinin Pro olanlarında ise A16 yeni bir işlemci geldi ve belli başlı bazı farklı özellikleri de var. O bakımdan Pro tarafında önceki sürümü mü alayım, yenisi daha mı iyi, daha mı kötü ya da ne gibi farklılıkları var gibi konularda çok da girmeye gerek yok. Zaten bir fark var, onu görülüyor. Fakat iPhone 13 ile iPhone 14 arasında şimdi çok fazla bir fark yok. Hal böyle olunca insanın kafası birazcık karışabiliyor. Yani işte iPhone 13'üm var, 14'e geçeyim mi? Ya da Android bir telefonum var, 13'e mi geçeyim, 14'e mi geçeyim? Ya da eski bir iPhone'um var, 13'e mi geçeyim, 14'e mi geçeyim? Gibi farklı senaryolar için farklı seçenekler olabilir. Beni bilenler bilir arkadaşlar. Ben videolarımda genelde böyle karşılaştırma yapıyorsam özellikle mutlaka mutlaka tablo koyuyorum. Tabii ki bu video için de bir tablo hazırladım. Ben bu tablo çok işe yaradığını düşünüyorum. Neden? İki ya da daha fazla ürün arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda tablolara baktığınızda aslında çok net bir şekilde görülüyor farklılıklar. Eğer doğru bir şekilde hazırlarsanız bu tabloları çok da işe yarıyor. Şimdi ben yine öyle yaptım. iPhone 13 ve iPhone 14'ün özelliklerini bir tabloda bir araya getirdim. Siz de bu tabloya bakarak çok net bir şekilde kararınızı vereceksiniz. Şimdi ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Her iki telefonun da özelliklerini sıraladım. Bir sütunda iPhone 13 var, diğer sütunda ise iPhone 14 görülüyor. İlk olarak ekran boyutuyla başlıyorum. Her iki telefonda ekran boyutu 6.1 inç. Ekran teknolojileri ve çözünürlükleri aynı Super Retina XDR yani OLED kullanıyor ikisi de. 2532 1170 piksel. Bu da aynı. Maksimum ekran parlaklığı 1200 nits bunlar da aynı. Kullanılan işlemci aynı ama burada bir fark var arkadaşlar. iPhone 13'teki A15 Bionic ile iPhone 14'teki A15 Bionic aynı değil. Çok böyle minimal bazı ufak tefek farklılıklar var. Ne fark var derseniz aslında iPhone 14'teki A15 Bionic işlemcisi iPhone 13 Pro'da kullanılan, Pro ve Pro Max'te kullanılan A15 işlemcisiyle aynı. Yani biraz daha güçlendirilmiş, belli açılardan ufak tefek farklılıklı olan çok büyük bir fark yok tabii ki ama ufak tefek farklılıkları olan bir işlemci tercih edilmiş. Yani o yüzden A15, A15 görülüyor ikisinde ama iPhone 14'ün bir tık daha böyle %10, %20 daha performanslı olduğunu söyleyebilirim işlemci tarafından bahsediyorum tabloya devam edelim. RAM tarafında iPhone 13'te 4 GB'lık DDR4 RAM varken iPhone 14'te 6 GB'lık bir DDR5 RAM var. Burada ilk farkı görüyoruz. Yani RAM tarafında bir artış söz konusu. Ana kameraya gelince ana kamerada da çok ufak olmakla beraber bir farklılık var. Her iki telefonda da bir tane 12 megapiksellik ana kameramız var. Bir tane de 12 megapiksellik ultra geniş açı kameramız var. Fakat iPhone 14'te 12 megapiksellik ana kameranın diyafram açıklığı f1.5 iPhone 13'te bu değer f1.6 Yani birazcık daha açık bir diyaframı ana kameramız bulunuyor. Bunun dışındaki ultra geniş açı kameranın diyaframı falan aynı ikisi de f2.4 Zaten tabloda görüyorsunuz. Ana kamera video çözünürlükleri aynı 4K 60 fps ikisinde de ön kamerada da farklılıklar var. Yine 12 megapiksellik bir kamera vardı. Bu 12 megapiksel devam ediyor fakat diyafram değişmiş. iPhone 13'te f2.2 iken iPhone 14'te f1.9 olmuş ki gerçekten de ciddi bir fark var onu söyleyebilirim. Çok küçük bir fark değil bu. Otomatik netlik özelliği var. iPhone 14'ün ön kamerasında onu bir söylemekte fayda var. Ön kamerada 4K 60fps video kayıt yapabiliyor. Daha önceki durumda da yine 4K 60fps yapıyordu iPhone 13'te. Şimdi gelelim pil kapasitelerine. 3227 mAh pil varken iPhone 13'te iPhone 14'te 3279 mAh'lik bir pil var. Bu da Önceki sürümde 19 saat olan video oynatma süresini 20 saate çıkarmış. Çok büyük bir fark değil ama bir fark var mı? Var arkadaşlar görünüyor. MagSafe özelliği her ikisinde de var. Kablolu şarj desteği 20 Watt 20 Watt yine aynı şekilde devam ediyor. Bluetooth 5.0 vardı iPhone 13'te iPhone 14'te Bluetooth 5.3'e terfi edilmiş. Şimdi iPhone 14 ile beraber hayatımıza giren trafik kazası algılama özelliği tabii ki iPhone 13'te bulunmuyor. iPhone 14'te böyle bir özellik var. Bu özellik sayesinde bir trafik kazası geçirdiğinizde Allah korusun size en yakın işte sağlık kuruluşuna ya da belirlediğiniz birilerini arayabiliyor telefon. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyelim. Su geçirmeme tarafında ikisi de IP68 desteği sunuyor. Burada bir fark yok. Bir de yeni bir özellik gelmişti iPhone 14 ile beraber. Uydu bağlantısı özelliği. Bu özellikle acil durumlarda hani böyle telefonun çekmediği, wi finin olmadığı dağın başında bir yerdesiniz. Uydularla bağlantı kurup konumunuzun belli noktalara, belli kişilere iletilmesi gibi bir teknoloji bu. Ama özel bir müşteri ilişkileri departmanına iletiliyor bu bilgiler. O yüzden şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılan bir teknoloji. Türkiye'de veya Avrupa'da veya dünyanın farklı ülkelerinde bu teknoloji kullanılmıyor. Muhtemelen de kullanılmayacak gibi geliyor bana. Çünkü bunun için bir özel bir altyapı gerekiyor. Bir işte bir sistem kurmanız lazım. Müşteri ilişkisi olması lazım. O numaraya otomatik aranıyor vesaire belli prosedürleri var. O prosedürlerin de Türkiye'de bence uygulanması şimdilik kısa vadede en azından pek mümkün görmüyorum. Ağırlık tarafında iPhone 13 174 gramken iPhone 14 172 gram bir 2 gramlık bir farkımız söz konusu. Fiyat tarafında ise iPhone 13 27.999 TL'den başlarken iPhone 14 30.999 TL'den başlıyor. Yani gördüğünüz gibi telefonların özellikleri aslında birbirine çok yakın. Ufak tefek farklılıklar tabii ki var. Şunu da söylemekte fayda var. Ben tabloya koymadım ama iPhone 14'te Photonic Engine diye yeni bir özellik geldi. Bu bir nevi aslında yapay zeka destekli HDR özelliği gibi bir şey aslında. Yani fotoğraf çekildikten sonra telefonun içindeki bir yapay zeka telefonun o fotoğraftaki değerler üzerinde ve sizin daha önce çektiğiniz fotoğraflar üzerindeki ayarlamalardan o fotoğrafı çok daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Tabii ki yazılımsal bir şey bu. O yüzden bu özellik sadece iPhone 14'te var. iPhone 13 modellerinde yok. Kamera tarafında söyledik zaten. Hem ön kamerada hem de ana kamerada ufak tefek değişiklikler var. Önde daha fazla bu değişiklik var bu arada. Diyafram açıklı baya bir fark etmiş. 2.2'den 1.9'a düşmüş ki baya iyi bir değer. Bunu söylemekte fayda var. Yani bunun dışında diğer özellikleri de tabloda gördüğünüz. Anlaşılması kolay olsun diye kırmızı renkte gösterdim farklı olan özellikleri iPhone 14'teki. Bunlara baktığınız zaman zaten hani evet bunlar benim için önemli özellikler diyorsanız zaten hemen iPhone 14'e yönelmeniz gerekiyor. Değilse iPhone 13'e de devam edebilirsiniz. Veya iPhone 12 veya iPhone 11 gibi modellerde bakabilirsiniz. Şimdi gelelim senaryolara. Videonun başında söylemiştim. Diyelim ki bir iPhone 13'ünüz var. 14'e geçmeye değer mi? Bence çok değmez. Açık söylemek gerekirse. Özellikleri gördünüz zaten. Eğer kaçırdıysanız veya tekrar bakmak istiyorsanız videonun orasına geri sarıp orada durdurabilirsiniz. Bu özellikler çok büyük bir farkı göstermiyor. İkinci bir senaryo ise Android telefon kullanıyorsunuz ya da eski nesil bir iPhone'unuz var. 7 var, 8 var, 10 var, 10 var gibi düşünüyorum bu senaryoda. 13'e mi geçeyim, 14'e mi geçeyim? Şimdi arada 3 bin lira fark var. 27 bin lira verdikten sonra 31 bin, yani 30 bin 900 diye ama 31 bin TL'lik bir rakama çıkılır mı? Bu biraz tercih meselesi. İkinci el alıp Örneğin ikinci el bir iPhone 13 alıp daha da aşağı inen bir değerde de hani o aradaki farkı da yükseltebilirsiniz. Hani bence başlamak için iPhone 12 ile bile başlanabilir. Yani Android'den geçiyorsanız diye söylüyorum. iPhone 12 ile bile, hatta iPhone 11 ile bile başlanabilir. Onu söyleyeyim. Bunun dışında eğer eski nesil bir iPhone'unuz varsa iPhone 13 mü, 14 mü derseniz hani ben ikinci el bir iPhone 13 önerebilirim. Ya da sıfırda iPhone 13 alınabilir. Ama az önce söylediğim gibi sıfırda şöyle bir fark var. Aradaki 3000 lira yani 27 bin lira verip 3000 lira daha verilir mi, verilmez mi o Birazcık sizin bütçenize göre değişen bir durum arkadaşlar. Ona ben çok yorum yapmayayım. Ama 27 bin lira verdikten sonra bir telefonu 3 bin lira daha verip iPhone 14 almak bir tık daha mantıklı geliyor bana. Onun altını özellikle çizeyim. Bunun dışında farklı senaryolar olabilir. Sizin kafanızda sormak istediğiniz şeyler olabilir. Yani şunu kullanıyorum ona geçilir mi? Bunu kullanıyorum 13 malıyım 14 malıyım gibi senaryolar olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün yorumları okuyorum ve hepsini değerlendirmeye çalışıyorum. Bu videoda iPhone 13 mü, iPhone 14 mü sorusunun yanıtını vermeye çalıştım. Elbette bu sorunun kesin yanıtı sizin beklentileriniz, bütçeniz, imkanlarınızla aslında şekillenecek. Ben burada Teknik özelliklerden bahsettim. Onda o var. Bunda bu yoktan bahsetmeye çalıştım. İşin son noktasını koyacak olan bu verileri değerlendirip kendi durumunuza göre, kendi ihtiyaçlarınıza göre ve kendi beklentilerinize göre karar verecek sizlersiniz arkadaşlar. Ama iki telefonda sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli çünkü rakamların artması lazım. O rakamlar arttıkça birçok yeni ürünü markalardan isteyip en azından test yapabiliyorum. inceleme yapabiliyorum. Elim de daha kuvvetli oluyor sizin bu desteklerinizle. Videolara yorum yazmaktan çekinmeyin. Beğenmekten çekinmeyin. Bunlar ücretli değil, paralı değil. Bir karşılık da istemiyorum. Sadece beğenin, yorum yazın ama bir şekilde bir etkileşim oluşturmaya çalışırsanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri Açıklamada mevcut. Gayet güzel bir şekilde sizler için tek tek onları koydum. Ve orada da çok farklı çekler paylaşıyorum. Buradaki gibi teknoloji çeklerin olduğu gibi eğlenceli komik şeylerde paylaşmaya çalıştığım sosyal medya hesaplarım var. Hangisini kullanıyorsanız hepsinde de beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.